Severek sabahına uyanıyorsanız inanılmaz bir enerji hissedersiniz. Çünkü güler yüzlü, sizleri sevgiyle kucaklayan güzel insanlar vardır etrafınızda ki yanımda da onlardan biri var. Güler yüzüyle bize müthiş bir enerji veren coğrafyanın, sadece Şanlıurfa'nın değil, coğrafyanın tek kadın belediye başkanı Ayşe Çakmak başkanımız var. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sürprizliğiniz için de çok teşekkür ederim. Çünkü bizi şaşırttınız. Evet. Siverek gastronomisi deyince tıpkı büyük yazarları, büyük sanatçıları, tarihi kültürü Karacadağ, Takoran'ı kadar bir de Siverek kebabı ya da Siverek tavası diğer adıyla var. Evet. Var. Siverek tavası benim için de çok güzel bir yemek. Çok yemekten zevk aldığım bir yemek. O yüzden sizlerle birlikte yapmak bana bir nevi sınav gibi gelecek. İnşallah güzel yaparız. Arkada çok ciddi bir ekip var. Heyecanla evet. Bekleyecek, tempo tutacaklar. Sınavı geçebilecek miyim? Tabii yemeğin yanı sıra başkanım, siz yemeği anlatırken arada bir Siverek masalını da konuşacağız. Evet. Ben de açıkçası heyecanla Ayşe Başkan'ın bu Siverek tavasını bekliyorum. Bak, beğenmezsem söyleyeyim. Vallahi söyleyin, biz açığız. Dürüstçe biz de yapamadığımızı söyleyeceğiz artık. Ama ben bu güler yüzden, bu samimiyetten harika bir sevgi yemeği çıkacağına İnşallah. İnanıyorum. Başkanım, buyurun. İnşallah. Şimdi öncelikle kıymetli izleyicilerimiz, biz Siverek tavasının önce tarifini size söyleyelim. Sonra evet. Bence doğramaya başlayalım. Siverek tavası meşhur bir lezzettir. Urfa evet. Genelinde de bölgede de çok tanınmış bir yemektir. Özellikle ana malzemeleri biber, domates, sarımsak, pul biber, toz biber, tuz. Özellikle de bölgenin gerçekten de hayvan yetiştiriciliği anlamında biliyorsunuz. Hı-hı. Türkiye'nin ikinci büyük hayvan pazarı Siverek'tedir. Evet, evet, evet. Bu noktada da hayvancılık noktasında çok ileri bir seviyede olduğumuz için Siverek etinin lezzeti de bambaşkadır. O yüzden böyle yarım yağlı bir kıyma, et büyük çekilmiş. Aynı zamanda da pirzolalık tavanın altında özellikle sunacağımız, ekleyeceğimiz. Aynı zamanda da kuyruk yağımız, lezzet katacak bir şeyimiz, etimiz. Şimdi başlayalım. Siz de tabii, ne dersiniz? Tabii, başlayalım tabii, mı? Bakalım sizden tam not alabilecek miyiz? Ondan sonra bir gün İstanbul'a yerleşip restoran açar mıyız Siverek tavası diye? Vallahi şimdi İstanbullular bu lezzete biraz zor alışabilir. Şöyle, biraz acıyı seviyoruz biz. Evet, evet. Acı olması da özellikle bizim de en zevk aldığımız, yerken zevk aldığımız bir tat, lezzet. Ama İstanbullulara da sevdiririz ya, olur abi. Heyecanla bekliyoruz başkanım. Aynen öyle. Başkanım, bu arada siz malzemeler doğrarken de tabii bizim programın adı biliyorsunuz. Biz masallarını anlatıyoruz şehirlerin ve bugün de evet. Siverek masalını anlatacağız. Evet. Hem yemeğimizi yaparken sizden de bir Siverek masalını dinlemek istiyorum. Evet. Siverek deyince sizin aklınıza nasıl bir masal geliyor? Evet. Şimdi Siverek gerçekten de tarihi, kültürü, özellikle insanı, insani ilişkileri çok kuvvetli olan bir memleket. Evet. Biz Siverek'i anlatırken biliyorsunuz şimdi belki batıda bazı noktalarda eleştiri alınsa da biliyorsunuz aşiretlerin de olduğu, evet. Büyük ailelerin olduğu evet. Bir kentimiz. Özellikle Urfa'ya bağlı fakat coğrafi anlamda çok stratejik anlamda çok güzel ve önemli bir yere sahip bir kent. Özellikle Diyarbakır'a yakınlığı, evet. Ortak kültürel değerlerin oluşması noktasında da çok bizim açımızdan verimli bir durum. Evet. Açıkçası ortak değerlerimiz var. Bölgede Ahmet kültür... Arif gibi değil mi? Büyük tabii, şair. Tabii. Diyarbakırlı olduğu da söyleniyor, Siverekli olduğu da söyleniyor. Şimdi bize genelde Urfa'da eleştirirler. Neden Siverekliyiz sadece diyorsunuz diye. Evet. Fakat bölgede de biliyorsunuz Siverek, geçenlerde biz uluslararası bir Siverek sempozyumu düzenledik. Evet. Tabii biz Urfalıyız. Hani tarihten özellikle ilk Cumhuriyet'in ilk yıllarında Urfa'ya bağlandığımız için tabii biz Urfalıyız. Evet. Tabii Siverek'in kendine şahsına münhasır bir yapısı da yok değil. Bunu da bazen eleştirseler de bunu yenecek olan herhalde
uzun yıllar geçmesi lazım yenmek için de. Ya çok özür dilerim başkanım, aynı zamanda Urfa'ya bağlandık ama bir de Siverek bir dönem kendi başına ildi değil mi? Şöyle, evet, illik durumu yaklaşık 3 yıl il oldu. Evet. Tabii son Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında mutasarlıkla yönetilen iki tane ilden biriydi. Biri Dersim'di, biri de Siverek'ti. Tabii illik ünvanı, illik verilip, illik ünvanı elinden alınan da tek ilçe olarak Siverek kaldı. Evet, evet, evet. Bu noktada da birazcık halkın talepleri var. Var, beklenti büyük bu anlamda. Bizim temel bakış açımız şu, biz il seviyesinde ilin sahip olduğu bütün o imkanlara sahip olduktan sonra il ya da ilçenin çok bir şu anlık bizim için bir önemli olduğunu düşünmüyorum. Tabii il olmak her ilçe gibi bizim için kıymetli bir şey. Evet. Ama şu süreç için bunu çok ön plana tutmayı düşünmüyoruz. Şimdi zamandan tasarruf etmek için evet. Biz daha önce doğradığımız biberlerimizi... Siz doğradınız değil mi? Personele doğratmak yok. Biz doğradık. Şimdi arkadaşlarla ortaklaşa. Özel kalem arayıp hele şu biberi sen doğra, bunu yok, sen doğra yok ya. Yok, hiç öyle şeylerimiz olmadı. Peki, bak, doğal bir şekilde başkanımız doğramıştır, evet, lütfen. Evet. Şimdi biberlerimizi, emeğe saygı yani. Evet, kırmızı biberlerimizi ve yeşil biberlerimizi doğradıktan sonra bütün bir şekilde sarımsaklarımızı ekliyoruz. Pul biberlerimizi de alıyoruz. Sarımsaklarımızın ve biberlerimizin üstüne pul biberimizi serpiyoruz. Malum Siverek acıyı sever, evet, evet. Urfa acıyı sever. Sevgili yönetmenim, bu arada ekibi uyaralım. Kepslik olmayalım. Bu hani gülen var ya, biberi önce ya erkek adam yemez mi deyip sonradan biz de kepsik olmayalım. Bu da toz biberimiz. Bu çok fazla İki biber üstü öyle mi? Evet, şimdi bu da bir renk katacak. Şimdi acısını ayrı, rengini ayrı deniyoruz. Evet. Muhteşem görünüyor değil mi, evet. Ümit Bey? Evet. Şimdi özellikle böyle tüm şeklinde pirzolalık etlerimiz. Başkanım bu arada poliste şunu söylemiştiniz yani, evet, çekim öncesi. Evet. Farklı şekilde de yapılıyor yani. Tabii. Şimdi açıkçası bu birazcık daha esnaf tavasıdır. Esnaf tavası. Evet. Biliyorsunuz bizim esnaflarımız, erkeklerimiz özellikle fazla eti severler. Evet. Esnaflarımız o yüzden birazcık daha etini bol koyarlar. Hem parça et hem kıyma eti kullanırlar. Evlerde genelde yapıldığı zaman tabii bunun türevleri var. Farklı farklı. Parça et deneyen var, kuşbaşı, özellikle işte kıyma et, yağ oranları hepsi değişiyor. Her aile kendi damak tadına göre lezzet oluşturuyor. Tabii ana maddeleri bunlar olduğu için biz de daha klasik yöntemlerle yapmaya çalışıyoruz şu anda. Çok evet, güzel görünüyor. Evet. Şimdi domateslerimizi doğruyoruz. Orijinal bak, öyle evet, aşçı gibi doğruyor. Hiç evet, öyle önceden hazırlamak yok. Şimdi Siverek'ten bahsetmiştik Ekrem abi. Şeyi söylemek istiyorum bu arada siz doğrarken. Evet. Sizin başkanlığınızdan sonra dikkatimizi çeken bir gelişme oldu. Takoran Vadisi şu anda evet, cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Evet. Bir önceki bölümümüzde biz Halfeti'deydik. Evet. Ve oranın müthiş doğası vardı ama tabii, Takoran'ın da bu bağlamda yavaş yavaş Türkiye ve dünya gündemine gireceğini düşünüyoruz, umut ediyoruz. Evet. Bununla ilgili de Ayşe Çakmak Başkan'ın da ciddi bir emeği olduğunu biliyoruz. Oradan beklentimiz evet, ne başkanım? Şimdi Ekrem abi, Takoran gerçekten saklı bir cennet. Evet. Henüz orada bizim gerçekten de turizme kazandırılması açısından yapacağımız çok iş var. Henüz hı-hı, başlamadık sayılır. Evet. Orada çok güzel bir projemiz devam ediyor. Allah nasip ederse şu anda uygulama aşamasına geçtiğimiz Yeşilköy projemiz var. Evet. O Yeşilköy projemizi çok kısa bir sürede uygulamaya başlayacağız. Özellikle ihale sürecini başlattık. Eylül ya da Ekim ayında uygulamasına geçilecek Allah nasip ederse. Bir de başkanım benim küçük bir eleştirim olacak. Yani evet, araştırmalarıma göre ki sağlıkla ve beslenme ile ilgili bilim adamları da evet, benzer bir şey söylüyor. Dünyada anzer balından sonra evet, en değerli basın maddesinin karacadağ pirinci olduğu tabii, söyleniyor. Tabii. Bu bağlamda
Ben böyle vereyim, siz fazla yormayayım bak. Aynen. Terlemeye de başladı. Arkadaşlar evet. Sıkıştırıyorlar. Evet. Acıkmışlar. Evet. Şimdi şöyle. Daha önce hazırladığımız domateslerine yani zaman yeterli. Kaybı olacak diye döküyoruz. Evet, yeterli diyoruz. Evet. Evet. Tabii siverek yapan değerlerden biri de hayvancılık ve tarım. Yani evet. Yüzyıllardır aslında yaşamını bunlarla idame etmiş. Evet. Ne durumdayız şu anda tarım ve hayvancılıkta? Şimdi az önce bahsettiğim gibi siverek tarımda ve hayvancılıkta özellikle bölgenin en büyük cazibe merkezlerinden biri olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Çünkü Siverek'te şu ana kadar yapılmış en büyük hayvan pazarlarından birini yaptık. Allah nasip ederse besi organizeyi de yaparsak eğer büyükbaş hayvancılıkta da ciddi anlamda yol kat etmiş olacağız. Şu anda ciddi anlamda tabii kıyma eti de koyduk, onu da belirtelim. Evet. Üzerine tekrar domateslerimizi, daha önce hazırladığımız domatesleri seriyoruz. Tabii besi organizenin olması bölgeye aynı zamanda tarım noktasında da ciddi bir katma değer sağlayacağı açısından hayvan pazarının yanında onu da düşünüyoruz. Çok özür diliyorum, sözünüzü kesiyorum. Aynı anda güler yüzüyle enerji verebilen, yemek yapabilen, turizmi konuşabilen, tarihi konuşabilen böyle genç, pırır pırır bir belediye başkanımız olduğu için de başkanımız diyorum çünkü ben de Siverekliyim. Çok teşekkür ederim. Yani, bence çok değerli bir şey bu. Buyurun şeyi yavaş yavaş Nedim Başkan acıkmış ya. Evet. Yavaş yavaş şeye bitmeye doğru gidiyor galiba evet. Başkanım. Şimdi son kez üzerine domateslerini koyduğumuz tavamızın yağ, kuyruk yağımız. Kuyruk yağsız bizim bölgeler biraz sever kuyruk yağını ve eti. Fırına verilmeye hazır durumda ya. Biz evet. O zaman birazdan tepsimizi, birazdan evet. Değil hatta şimdi müsaadenizle. Şimdi evet. Şeye gönderelim. Tepsimizi fırına gönderebiliriz. Gördüğünüz gibi harika bir tepsi. Şimdi tadını birazdan tadacağız, fırına göndereceğiz. Bakalım başkanımız bize nasıl bir siverek tavası hazırlamış. Şimdiden afiyet olsun. Evet, şimdiden afiyet olsun. Evet. Başkanım hazır böyle şeylerle, yemeklerle, elinizle. Evet. Şeyi de son olarak sormak istiyorum. Siverek'te ben dikkatimi çektim. Siverek sokakları var, tarihi. Evet. Ve siz o tarihin dokusunun korunması için de bir çalışma yaptınız. Evet. Turizm açılması bağlamında çok değerli olduğunu düşünüyorum. O restore çalışmaları nasıl gidiyor, restorasyon çalışmaları? Şu anda Hasan Çelebi mahallemiz çok eski bir mahalle. Orada sokak sağlıklaştırma projesi yapıyoruz. Ve Siverek tarihini, hafızasını gün yüzüne çıkartmak için planlarımız var. Bunun yanında belki takip etmişsinizdir sosyal medyadan. Bizim Asurlar döneminden kalma yığımı bir tepe üstüne kurulu Siverek kalemiz var. Evet, evet. Biliyorsunuz Siverek kalesinin şöyle bir özelliği var. Bölgede karakol görevi görmüş. Hı-hı. Normalde Siverek bir yerleşke değilmiş. Evet. Karakollukmuş. Ve o karakolun etrafında bir kent merkezi oluşmuş. Tabii yıllar geçtikçe biliyorsunuz kaleler genelde şehirlerin ortasında kalır ve birazcık daha işte tamirata, işte onarıma ihtiyacı olan yerlerdir. Tabii biz restorasyon çalışması için geçtiğimiz 6 ay önce, geçen günlerde tayini çıkan Sayın Valimizle bir protokol imzalamıştık. Şu an yeni valimizle birlikte Allah nasip ederse ihale sürecini başlatıyoruz. Bu siyah taş dediğimiz, kara taş dediğimiz şu anda da bulunduğumuz mekanda dokuyu görüyorsunuz. Evet, evet. Hayran kalmamak elde değil. Tavamız da geldi. Maşallah çok güzel pişmiş. Öncelikle Ekrem abi ben izleyicilerimize bu Siverek ekmeğimizi de tanıtmak istiyorum. Evet. Özellikle Urfalılarımız da geldiği zaman, Urfa'nın tüm ilçelerine geldiği zaman Siverek'in ekmeğini isterler evet. Bizden. Çok lezzetli bir ekmek. Ekrem ben abi ne dersin? Ne dersin onlardan önce biz yiyelim bence. Yememiz lazım. Bir de bunun evet. Zaten şeyi de bu, raconu evet. Da evet. Bu şeyde evet. Tabakları aslında konulmaz bir misafirlere evet. Vereceğiz ama. Şimdi çatalsız böyle ekmekle. Bağırarak. İlk siftahı yapalım. Evet. Harika olmuş. Güzel. Hani hakikaten güzel. Ve hepimizin ellerine sağlık. Belediye başkanı yanındayım değil.
Gerçekten ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Bakalım gurmelerimiz ne diyecekler? İkram edelim. Evet. Onlar da görsünler gerçekten çok güzel olduğunu. Evet. Misafirlerimiz bu güzelim yemeği tadarken biz de sizleri Silek'te baş başa bırakacağız ama heyecanla ekibin beğeneceklerini umut ediyorum.